Altın Skor spor haberlerine hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce sizce bu sene kim şampiyon olur? Cevaplarınızı yorumlara yazıp kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Önümüzdeki yaz transfer döneminde faal olmaya hedefleyen Real Madrid'in Milan forması giyen milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu ile ilgilendiği belirtildi. Milan ile olan sözleşmesinin sonuna gelen milli yıldızımız kulübüyle yaptığı kontrat uzatma görüşmelerinde olumlu bir sonuca ulaşamamış durumda. Manchester City, Fluminense'nin 17 yaşındaki yıldızı Keiki'nin transferini bitirdiğini duyurdu. Sol ayaklı Neymar'la kabıyla tanınan 17 yaşındaki futbolcu Brezilya Ligi'nde sezon sonuna kadar Fluminense'de kalacak. Juventus ile 14 aylık sözleşmesi kalan Cristiano Ronaldo yaz döneminde takımdan ayrılarak eski kulübü Manchester United'a transfer olmak istiyor. 36 yaşındaki Portekizli yıldızın Manchester United'a transfer olmak için yıllık 31 milyon euro değerindeki sözleşmesinden feragat etmeye hazır olduğu aktarıldı. Öte yandan Juventus'un bonservis için en az 29 milyon euro talep edeceği öngörülüyor. Olası bir pazarlıkta Juventus'un Paul Pogba takasını isteyebileceği ifade edildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın en çok istediği oyuncuların başında Salih Uçan geliyor. 27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla Galatasaray ve Beşiktaş'ta yakından ilgileniyor. Boşa çıkacağı için talipleri her geçen gün artan Salih Uçan'ın şartları Trabzonspor'u bir hayli zorladı. Senelik 10 milyon TL maaş talep eden başarılı futbolcunun aynı zamanda imza parası da istediği öğrenildi. Fırtına Salih Uçan transferinde şimdilik beklemeye çekildi. Trabzonspor Leeds ile sözleşmesi bitecek Makedon sol bek Ali Oski ile görüşmelerini hızlandırdı. Avcı'nın da istediği transfer için 1 milyon euro imza parası ise işleri karıştırdı. Ali Oski için imza parasını yüksek bulan yönetim kontrata farklı bonuslar ekleyebileceğini belirtti. Cezayirli futbolcu Rashid Gazel bu sezon özellikle yaptığı asistlerle Beşiktaş'ın zirvede olmasında büyük rol oynadı. Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Türkiye Süper Ligi baz alındığında 3238 futbolcu arasında 15 asist yapan Gazel bu alanda Avrupa'da ikinci sırada. 28 yaşındaki futbolcunun tek rakibi ise Bayern Münih'in Thomas Müller'i. Mısır Ligi ekiplerinden El Ahli'de forma giyen Muhammed Mehdi Asfa'nın menajeri Abderrahman İsmail oyuncunun peşinde Beşiktaş ve Galatasaray'ın olduğunu söyledi. Mısır milli takımı forması da giyen ve hücumcu bir orta saha oyuncusu olarak kendine yer edinen Asfa bu sezon takımında 22 maça çıktı ve 3 gol 7 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş'ın Kayserispor'u ile oynadığı mücadelede iki isim sarı kart sınırına takıldı. Siyah beyazların sağ beki Rosier ve Necip Uysal sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Valentin Rosier ile Necip Uysal Beşiktaş'ın Rizespor ile oynayacağı mücadelede takımdaki yerini alamayacaklar. Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi sona eren Fatih Terim'e sürpriz bir talip çıktı. Kısa süre önce İstanbul'a gelen Katar milli takımının bir yetkilisinin tecrübeli hoca ve avukatı Rezan Ep Özdemir'le bir araya geldiği öğrenildi. Bu ismin Terim'e 2022 Dünya Kupası'nda Katar milli takımını çalıştırmasını önerdi. 1,5 yıllık süreç için tam 10 milyon euro teklif etti. Galatasaray'ın genç yeteneği Kerem Aktürkoğlu Avrupa devlerinin de ilgisini çekmeyi başardı. Sevilla'nın yetenek avcısı sportif direktörü Mochi'nin bir süredir takip ettiği Kerem'le ilgili girişimde bulunmaya hazırlandığı belirtiliyor. Sarı Kırmızılıların bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, çok az şans bulmasına rağmen ligde kaydettiği 6 golle Aslan'a şimdiden büyük katkıda bulundu. Galatasaray'la 2024'te kadar mukavelesi bulunan Kerem Aktürkoğlu ile ilgilenen Sevilla'nın ne kadarlık bir bonservis teklifi yapacağı konusunda net bir bilgi paylaşılmadı. Ancak birkaç Alman kulübünün daha radarına girdiği öğrenilen genç kanat oyuncusunun form grafiğini aynı şekilde sürdürmesi durumunda çok yüksek bir bedel karşılığında Avrupa'ya adım atabileceği ifade ediliyor. Sezon sonunda Galatasaray'la sözleşmesi bitecek olan Martin Linnes Yunanistan'a gidebilir. Henüz sarı kırmızılardan teklif almayan Norveçli sağ beke Olympiakos'un resmen talip olduğu öğrenildi. Martin Linnes eğer yoluna Galatasaray'la devam edemezse Yunanistan'a transfer olmaya sıcak bakıyor. Sarı Kırmızılar ise Linnes ile şu anda yeni sözleşme yapmayı planlamıyor. Fatih Terim'in Antalya Spor maçında görev vermediği Luin Dama'yı artık gözden çıkardığı ifade edilirken yerine gelecek ismin bulunduğu aktarıldı.
Şu anda Arjantin Ligi ekiplerinden Vélez Sarsfield'da forma giyen 1.82 boyundaki savunmacı Luis Amram ile ilgili olumlu gelişmelerin yaşandığı kaydedildi. Galatasaray Amram transferi için kapıyı 3. kez çaldı. Daha önce Cimbom geçtiğimiz Temmuz ve Ocak aylarında da oyuncuyu istemişti. Perulu futbolcunun Vélez'den kesinlikle ayrılmak istediği dile getirilirken Celta Vigo'nun da kendisine transfer teklifinde bulunduğu ve değerlendirme sürecine geçtiği aktarıldı. Sarı Kırmızılar 10 numarasını Rusya'da buldu. İdareciler CSKA Moskova'nın yıldızı alan Dza Goev'i kadrosuna katmak istiyor. Sezon sonunda Rus kulübü ile sözleşmesi sona erecek olan Alan'ı renklerine bağlamak için girişimlere başlayan Aslan, Belhanda'nın eksikliğini 30 yaşındaki orta saha ile gidermenin hesaplarını yapıyor. Kariyerinin neredeyse tamamını CSKA Moskova'da geçiren Rus yıldız toplamda 372 maça çıkarken 77 gol, 90 asist kaydetti. Fenerbahçe lige verdiği ara sonrasında sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-2'lik skorla geçti. Maçta birçok pozisyon kaçıran Sarı Lacivertler Kadıköy'de 3 puanı hanesine yazdırdı. Fenerbahçe'nin gollerini Atilla Slahi 1, Valencia 2 gol kaydederken Kasımpaşa'nın golleri Hacra Dinoviç ve Hader Jonah'tan geldi. Sarı Lacivertler son 3 maçını kazanarak galibiyet serisi oluşturdu. Sarı Lacivertlerin orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci Kasımpaşa maçında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. 25 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe'nin 38. haftada Alanyaspor deplasmanında oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek. Fenerbahçe Kulübü başkanlık seçiminin 29-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleşeceğini açıkladı. Sarı Lacivertli Kulübün çevrim içi gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu olağan toplantısında konuşan Genel Sekreter Burak Kızılhan, yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda seçimin 5-6 Haziran'da gerçekleşebileceğini ifade etti. Fenerbahçe Kulübü'nün başkanlık seçiminde toplam 28.528 kişinin oy kullanabileceği açıklandı. Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı yıldız isim Mesut Özil, sakatlığını atlatmasına rağmen Kasımpaşa maçı kadrosuna giremedi. Mesut Özil mücadeleyi tribünden takip etti. Takımla çalışmalara başlayan Mesut Özil bu sezon Fenerbahçe forması altında Süper Lig'de 6 maç ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 maça çıktı. Fenerbahçe'de son haftaların en formda ismi olan Mert Hakan Yandaş için Euro 2020 kapıları ardına kadar açılıyor. Teknik direktör Emre Berezoğlu'nun göreve geldikten sonra kısa sürede vazgeçilmezi haline gelen başarılı orta saha oyuncusunun formu Ay Yıldızların hocası Şenol Güneş'in de yakın takibinde. Deneyimli çalıştırıcı geniş orta saha rotasyonu içerisinde Mert Hakan'a yer vermeyi istiyor. Güneş daha önce bir kez de davet ettiği başarılı oyuncuyu yüksek performansını sürdürmesi halinde Euro 2020'ye götürmeyi planlıyor. Porto'nun yıldız forveti Musa Marega'dan flash açıklama. 30 yaşındaki forvet Instagram hesabından yaptığı açıklama ile Fenerbahçeli taraftarlara adeta kötü haber verdi. Adı bir süredir Sarı Lacivertli kulüpte anılan Marega, menajerim son günlerde kimseye röportaj vermedi. Türkiye'deki herhangi bir kulüple beni ilişkilendirmenizi kesmelisiniz. Hiçbiriyle bir görüşmem yok ve iddialar doğru değil ifadelerini kullandı.